Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Başbakan Binali Yıldırım partisinin ilk kongresine katılmak üzere Aksaray'a geliyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, düğünümüz olarak nitelendirdiği kongreyi tüm Aksaraylıları davet ediyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımları ile 13 Ocak Cumartesi günü saat 16'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan 6. Olağan İl Kongresi'ne tüm vatandaşları davet ediyor. Çok kıymetli Aksaraylı hemşehrilerim, ben AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy. Aksaray AK Parti İl Başkanlığı olarak 6. Olağan İl Kongremizi Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle 13 Ocak Cumartesi saat 16'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı coşku ve heyecanımıza davet ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı'nda İl Kongresi ile ilgili tüm hazırlıklar ise tamamlandı. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın kongre tarihinin belirlenmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın kongreye katılacağı haberi günler öncesinden duyurulmuştu. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da kongreye tüm vatandaşları davet ediyor. Aksaray 13 Ocak Cumartesi günü çok önemli bir konuğu ağırlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere 13 Ocak Cumartesi günü saat 16'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Aksaraylılarla buluşuyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray halkına çağrıda bulunarak Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımı ile 13 Ocak Cumartesi günü saat 16'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongremize tüm Aksaray halkımız davetlidir çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensubu temsilcileri onuruna yemek verdi. İl protokolünde bir araya geldiği yemekte gazeteciler de Vali Aykut Pekmez'in İdareciler Günü'nü kutladı. Özel bir otelde düzenlenen akşam yemeğini medya çalışanlarının yanı sıra Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ katıldı. Hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden önce gününüz kutlu olsun. Yaptığımız birçok çalışmayı sizler vasıtasıyla bizden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de size destekleri, bizlerin yapmış olduğu projeleri vatandaşlarımıza iletmeniz bizim hem çalışma azmimizi arttırıyor hem de çalışırken birçok noktaya rahat bir şekilde ulaştığımızı biliyoruz. Bu nedenden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün bile çalışan arkadaşlarımız var. Sizi ekstra gününüzü kutlamak istiyorum. Yani bu çalışma hiçbir zaman bitmiyor. Gazetecinin ne hafta sonu olur, ne gecesi, ne gündüzü olur. Dolayısıyla zor bir meslek, zor bir iş. O nedenden dolayı tekrar sizlere tebrik ediyorum. Önemli bir görevi üstleniyorsunuz, yapıyorsunuz. Tabii bu süreç zarfı içerisinde Mart ayı ile beraber bizim 4. senemizi dolduracağız. Ve bu süreç içerisinde birçok programlar yaptık, birçok projeler gerçekleştirdik. Bunları gerçekleştirirken de sizler bizleri yalnız bırakmadınız. Kimi zaman hep birlikte otobüse bindik, beraber yaptığımız çalışmaları yerinde gördük. Kimi zaman beraber basın toplantısı gerçekleştirdik. Kimi zaman ayrı ayrı görüşmelerimizde şehrin gündemiyle ilgili ya da sizlerin bizlere ilettiğiniz konularla ilgili bizler elimizden geldiği kadar bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu da şunu gösteriyor, tabii vatandaşlarımızın sizlere ilettiği ve bizlere söylediğimiz ve bizlerin de elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalışacağımız birçok projelerimiz oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu iletişimin hiçbir zaman kopmasını istemiyoruz. Bunun sürekli devam etmesinden yanayız. Tabi bu arada şuna da çok önem veriyoruz. Bu süre zarfı içerisinde ulusal anlamda da gündemde olmak için çalışıyoruz. Ve burada da temsilcilerimiz var, ulusal basının temsilcileri. Ben onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaları belli aralıklarla ulusal basına da yansıtıyorlar. Bu da önemli. Çünkü sadece Aksaray'da kendi içimizde olması tabii ki önemli ama
bir de ulusal anlamda yaptığımız projeleri aktarmamız da bir tarafta önemli oluyor. Onun için bu noktada da gayret gösterdiğinizden dolayı size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz, başkanım da bahsetti, cumartesi günü kongremiz var. Başbakanımızın katılacağı kongreyle hepinizi bekliyoruz. Allah nasip ederse güzel bir, coşkulu bir katılımla inşallah yeni il başkanımız ve yönetimi görevine yer alacaklar. Gerçi il başkanımız seçildi, 3 ayı geçti. Yönetimini tek oluşturacak ve oluşturulan yeni yönetimle beraber 2019'da biliyorsunuz önemli seçimlerimiz var. Biz bunun çalışmalarına zaten sizler de farkındasınız, hiç bırakmadık çalışmayı ama daha böyle dört koldan devam edeceğiz. O nedenden dolayı önemli bir gün, sizler hepinizi bekliyoruz. Yine aynı zamanda hemen ertesi gün sizler de biliyorsunuz iki tane önemli maçımız var. Bir tanesi Amirliği handball takımımızın maçı Yunanistan'la yapılacak. Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Kendisinin çok büyük destekleriyle, yardımlarıyla bu maçlar burada oynanıyor. Dolayısıyla Hollanda'da çok güzel bir beraberlik, Hollanda ile yapılan maçta çok güzel bir galibiyet elde ettik. Yunanistan'da da inşallah aynı skoru, daha iyi skorları elde etmek istiyoruz, galip gelmek istiyoruz. Hem sizleri bu vesileyle de sizleri izleyen bütün kardeşlerimizi, Aksaray hemşehrilerimizi kapalı spor salonunda bekliyoruz. Bir başka önemli maçımız Nevşehir'de oynanacak. Bu da çok önemli bir maç. Biliyorsunuz Aksaray'ımızın, Belediyespor'un futbol takımı artık potanın içerisinde. Yani önümüzdeki en büyük rakiplerden bir tanesi Nevşehir. Bunu da bu maçı kazanabilirsek Nevşehir'de bizim önümüzde bayağı bir yol kat etmiş olacağız ve daha da rahatlayacağız. Bu da Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Tabii hem ona hem buna yetişmeye çalışacağız. İkisi de çünkü saatleri çok yakın. Birisi 1.30'da Nevşehir'de, öbürü de saat 3'te olacak. İnşallah sizlerin de desteğini ve halkımızın da desteğini bekliyoruz bu arada. Tabii birazdan Sayın Valim'le konuştuktan sonra soruları olan, önerileri olan gazetecilerimiz varsa ya da gündemle ilgili olur, projelerimizle ilgili olur. Yani sizinle çalıştırmış olacağız, bilemedi hakkınızı herhalde. Hiç duymuyoruz yani. Bu arada fasıldakimize teşekkür ediyor. Gerçekten kulağımızın pasını sildiler. Arkadaşlarımız da biliyorsunuz belediyemizin ekiplerinden oldular. Ve güzel programları da önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. Kültür sanat faaliyetleri zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine valimize ben teşekkür etmek istiyorum. Devlet tiyatrosundaki birçok programın burada yapılmasına vesile oldular. Ve yaptığımız birçok çalışmada da Sayın Valimizin destekleri var. Yine de Emniyet Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Asayiş konusunda yapmış olduğu çalışmalarda şehrimizde yaptığı güzelliklerden dolayı. Ve çok konuşurum ama konuşmak istemiyorum şimdi. Sözü Sayın Valim'e teslim etmek istiyorum. Hepinizin tekrar günü kutlu olsun. Çalışan gazeteciler günü bugün. Malum şehrimiz için herkes borçluyor. Siz de üzerinize düşeninizi yaptığınızı düşünüyorum ben. Herkes bir kulvarda koşturacak. Önemli olan herkesin işini en iyi yapması. Ben Aksaray basında bu konuda hakikaten takdir ediyorum. Çok güzel başarılar imza atıyorsunuz. Bizim siyasetçi için en önemli şeylerden bir tanesi basınımız, yerel basınımız. Bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız vatandaşlarımıza ulaşma anlamında en önemli amaçlardan, araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şehrimizi şaha kaldırmak, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla, kurum amirlerimizle çok gece gündüz çalışmak zorundayız. Burada da biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Basını da bu konuda yanımızda görüyoruz, hissediyoruz. Bundan sonra da beraber çalışacağımızı düşünüyoruz. Malum gündem bizim kongremiz. Burada kongremizi sizin aracıyla davet etmek istiyorum Aksaray hemşehrilerimizi. 13 Ocak Cumartesi saat 16'da Başbakanımızın katılacağı kongremize tüm Aksaray hemşehrilerimizi davet edin. İnşallah kalabalığımız olursa vatandaşlarımız biraz akşam vakti olduğu için biraz tedirginiz ama miting havasında bir kongre yapmayı düşünüyoruz.
şölenimize, düğünümüze davetlisiniz arkadaşlar. Ben sizlerle bizlere buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çalışan gazeteciler günü nedeniyle hem burada bulunan basın mensuplarımızın hem de gelemeyen tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum. Tabii önemli ve zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Önemli çünkü toplumun ve bireyin en önemli haklarından ve ihtiyaçlarından biri olan bilgi edinme hakkını yerine getiriyorsunuz. Hem kamunun, hem siyasetin, hem toplumun aynası olarak haberleri, bilgiyi doğru ve objektif biçimde tüm vatandaşlarımıza iletiyorsunuz. Bu da görevimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zor bir görev, işin doğası gereği haberin saati, günü yok. O nedenle yaz işlemeden, çamur kar demeden gece gündüz çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Tatil günlerinde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da tabii büyük bir özveriyi gerektiriyor. Belki ailenizden, özel hayatınızdan feragat ederek bu zor görevi yerine getiriyorsunuz. Ama tabii konuşmamın içerisinde önemli bahsederken 15 Temmuz'u hatırladığımda basının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor bence. Biliyorsunuz o gece içerisinde özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ulusal basın kanalıyla halkla buluşmasına ve doğru bilgilendirmesi sayesinde belki o geceyi daha kolay atlatmamız sağlandı. Hem ulusal basında hem yerel basında o gece vatandaşımızın doğru ve hızlı bilgilendirmesi de basınımızın ne kadar önemli bir misyonun olduğunu gösteriyor bize. Ama tabii teknoloji çok hızlı gelişti. Şu anda işte cep telefonu, internet, sosyal medyanın çok hızlı, seri kullanılması sizin işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü meydana gelen olay haber çok hızlı biçimde sosyal medyada ve internette paylaşılıyor. Bu görevimizi biraz daha zor ve hızlı yapmanızı gerektiriyor. Ben bu zor görevimize hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin gününü tekrar kutluyorum. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki bütün yıllarda iyi haberler yapılacak ortamların oluşması temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum. Gazeteciler onurlarına verilen akşam yemeğinde yine görev başındaydı. Ülke gündemi ve özellikle 13 Ocak tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 6. olan İl Kongresi'nin konuşulduğu yemekte gazeteciler de Vali Aykut Pekmez'e bir sürpriz yaptı. Çalışan Gazeteciler Günü'yle aynı günde kutlanan Mülki İdare Amirleri 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'in ve tüm idarecilerin gününü kutladılar. Bugün aynı zamanda kıymetli meslektaşlarım 10 Ocak Mülki İdare Amirler Günü ve biz de bu vesileyle Sayın Valimizin gıyabında tüm kaymakamlarımızı ve Mülki İdareciler Günü'nü kutlayalım. Çok denkten şükür açıyorum. Onun dışında hakikaten bugün çok da önemli bir şura da vardı, onu da izledim. Sayın Cumhurbaşkanımız orada yine kaymakamlarla da bir araya geldi. Çok da keyifli, muazzam bir programdı. Sayın Valimizin artık günle ilgili onun da muhtemelen ya güzel bir anısı vardır ya mesleğe başladığında ya da günün önemine binaen belki bir iki kelam arz edersin. Mesleğin gününü kutluyoruz, çok meslekle günlerle beraber oluyoruz ama kendi gününü kutlamak güzel olmuyor. Bizim anayı, anımız olmayı pek de bilmiyoruz. Yani kendi içimizi kutluyoruz. Hatırladığınız için teşekkür ederim. Yemekte ayrıca Aksaray Belediyesi Müzik Grubu mini bir konser verdi.
Belediye TV olarak Muhtarlar Anlatıyor içeriğiyle Aksaray Belediyesi'nin mahallelerde yaptığı icraatlar ve hizmet noktasındaki çalışmalar ışığında bu hafta Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın hizmetlerini yerinde anlattı. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya'nın mahalle muhtarlığında ilk dönemi. Sertkaya, 2 cadde, 8 sokak ve 1 bulvardan oluşan Çiftlik Mahallesi'nin 5250 nüfusa sahip olduğunu aktardı. Ben Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya. Göreve geldiğimizde Sayın Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Bey söz verdi. Muhtarları isteyen mahallelere, bütün muhtarlara yapacağına söz verdi ve biz de istedik. Bizim muhtarlığımızı yaptı ve bize her şeyle beraber teslim etti. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ve mahallemizdeki çok sorunlarımızı tek tek yerine getirdi, hala getirmektedir. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallede Gül Camii, Yunus Emre Camisi olmak üzere iki cami olduğunu belirten Muhtar Sertkaya, sağlık ocağının ise Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın girişimleriyle bahar ayında temellerinin atılacağını söyledi. Çiftlik Mahallesi halkına sağlık hizmeti verilmesi konusunda gerekli tüm protokoller tamamlanarak hayırsever bir vatandaşın da katkılarıyla sağlık ocağı en kısa zamanda hizmete açılacak. Muhtar Davut Sertkaya, belediye başkanımız bizim için, mahallemiz için çok değerlidir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Bir telefonla işlerimiz hallediliyor. Başkan yardımcılarına, birim müdürlerine telefon ediyoruz. Anında cevap veriyorlar ve problemlerimiz çözüm yoluna gidiyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın mahallelerini belli aralıklarla ziyaret ettiğini söyleyen Sertkaya, Aksaray Belediyesi'nin koordinesinde mahallelerinde bulunan Güller Ceylan Acar İlköğretim Okulu'nun dış yalıtımından asfalt çalışmalarına yollarımız yapıldı, parklarımız açıldı, temizlikleri ve bakımları yapılıyor diyerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya mahalle sakinleri ve kendi adına teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız vatandaşlarımızı çamurlu yollardan kurtaracağına söz verdi ve kurtardı da. Mahallemizde 43 sokağımıza sıcak asfalt attı ve 11 sokağımızda satı kaplama yaptı ve büyük çoğunlukta çamurdan kurtardı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha hala da yetişebildiği yerde de devam ediyor. Ve yeni açılan yollarımızda da, açılan yollarımızdan birkaç tane eksiğimiz var. Onları da atacağını söz verdi ve atmaya devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız ve mahallede parklar yapacağını söz vermişti. Benim mahallemde parklar yapmaktadır. Birkaç tane park yapıldı, hala yapmaktadır ve bunların spor aletleriyle beraber, süslemeleriyle beraber full faaliyete getirmişti ve ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine ve ekiplerine. Sayın Belediye Başkanımız çöp konteynerlerine de söz verdiydi. 200'e yakın çöp konteyneri getirdi, mahallemize koydu ve mahallemizin ihtiyacını karşıladı ve Çiftlik Mahallesi adına ve muhtarlığım adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza ve ekibine, belediyemizin komplesine teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Partisinin 6. olan il kongresine katılmak için Aksaray'a geleceği günler öncesinden duyurulan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım için il merkezi bayraklarla donatıldı. Başta Aksaray Valiliği olmak üzere AK Parti İl Teşkilatı ve Aksaray Belediyesi 13 Ocak için alarma geçti. Aksaray Belediyesi Başbakan Binali Yıldırım'ın geçeceği güzergahlarda titiz bir çalışma başlattı. Başbakanın geçeceği güzergahlardan başlanarak çarşı merkezi ve AK Parti İl Başkanlığı 6. olan kongresinin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun önüne kadar tüm caddelere Türk bayrakları, parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanın resimleri asıldı. Aksaray'ımıza hoş geldiniz pankartları ile billboardlar süslendi. Kongrenin gerçekleştirileceği salona AK Parti bayrakları asılırken güvenlik koridorlarındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Aksaray giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Alınan önlemler çerçevesinde polis helikopteriyle çevre il ve ilçelerden takviye ekipler gelecek. 13 Ocak Cumartesi günü Aksaray'da binlerce polisin görev yapacağı öğrenildi. Aksaray Belediyesi çocuklar için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 23 Nisan İlkokulu, Emlak Kredi İlkokulu'ndan 200 öğrenci Çocuklar Sinema ile Buluşuyor etkinliği kapsamında Ferdinand çocuk filmini izlediler.
Aksaray Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Çocuklar Sinemayla Buluşuyor etkinliği gösterimleri devam ediyor. Okullarından güvenli bir şekilde alınarak araçlarla sinema salonuna getirilen öğrenciler ilk kez sinemayla buluşmanın verdiği heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşarken çocuklara patlamış mısır ve içecek ikramında bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekli ücretsiz olarak çocuklar için düzenlenen sinema günü etkinliklerinde farklı okullardan öğrencileri ağırlayan Aksaray Belediyesi çocuklar için farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.